Sevgili Vecihem, bu hafta yine mektup alamadım. Fakat gazetelerde mecmualar geldi. Bu kağıtlar da benim için mektup yerine geçiyor. Bana hepinizin kokusunu getiriyor. Bunları görünce sıhhat haberinizi almış oluyorum. Ben sıhhatliyim. Sadece aklım sizde. Lakin ne çare, sabretmek lazım. Böyle zamanlara Allah'a tevekkül etmek insanın imdadına yetişiyor. Bir Müslümana göre Allah varken keder yoktur. Türk Allah kerimdir demekle her türlü vesveseden uzak yaşar. İşte ben de bir Müslüman gibi, bir Türk gibi Allah'ın inayetine güvenerek kendi kendimi teselli ediyorum. Sevgili Vecihem, ben burada kendi bir Diyarbakır'da sanıyorum. Fis kayası gibi yüksek mevkideyiz. Karşımızda deniz karanın içine girmiş bir ırmak kadar ince. Diyarbakır'daki çayı andırıyor. Irmağın ötesinde bir köy var ki Kıtırbul'a benzer. Sabah akşam köylülerle hayvan sürüleri bu denizi ayaklarıyla geçerler. Diyarbakır'dan Kıtırbul'a nasıl geçilirse bu taraftan da karşı yakaya öyle geçilir. Yalnız burada kelebek yok. Karşı yakanın sağ tarafında bir köy var ki Diyarbakır'ın Satı köyüne benzer. Sol taraftaki köy de Sümbüllü'yü andırır. Bazı da karşımda Dicle'yi, bostanları, Kıtırbul'un arkasındaki yamaçları görüyorum. Sanki Fis kayasının üstündeyim. Etrafıma baktıkça Diyarbakır'ı, oradaki evimizi, evimizdeki bahtiyarlığımızı hatırlıyorum. Sevgili Vecihem, bu ayrılığın çilesi yakında bitecek. Gündüzden sonra gece, geceden sonra gündüz gelir. Yuva saadetini yuvasından uzak düşmüş garip kuşlara sormalı. Dünyada vatan sevgisinden sonra en tatlı duygu yuva sevgisiymiş. Bıldırcın katarlarının dönüşü gibi elbette bir gün biz de bu hicretten döneceğiz. O zaman mesut yuvamızda yine bir çift güvercin gibi sevgili yavrularımızın tatlı cıvıltılarını dinleyeceğiz. Ben Allah'tan yalnız iki şey istiyorum. Yurdum mesut olsun. Yuvam bahtiyar. Çocuklarımızı benim için öp. Senin dudakların benim dudaklarımdır. Bu bayram hürmetine inşallah yine o güzel günlere kavuşacağız sevgili Vecihem.